Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Türkiye'den merhabalar. Biz bugün tam bir haftadır buradayız. Şimdi diyeceksiniz ki bir haftadır Türkiye'desin. Niye bir tane bile vlog çekip yüklemedin? Şöyle bir şey oldu. Cumartesi günü biz buraya vardık. Yani İzmir havalimanına indik. Ve Kuşadası'na evimize varmak saat gece 11.30 falan buldu yanılmıyorsam. Dolayısıyla çok yorgunduk. Aktarmalı uçtuk çünkü vesaire ve acayip yorgunduk. Pazar günü bütün gün dinlenmekle geçti. Onu da ama şöyle dinlenmekle geçti. Direkt dışarı çıktık. Havalar çok güzeldi. Bir yandan burada çamaşır katlıyorum. Şaşırmayın. Evet, havalar çok güzeldi. Dışarıda vakit geçirdik. Falan filan işte. Böyle çok değişik bir şey yapmadık. Pazartesi günü aynen şekilde geçti. Yine havalar çok güzeldi. Yine bütün gün dışarıdaydık. Ve ben gerçekten pazartesi telefon filan elime almadım. Ve ondan sonra da zaten kuzenimle teyzem geldiler. Bizi ziyaret etmeye. Ve onlarla vakit geçirirken böyle kamerayı alayım, telefonu alayım. Bunları hiç düşünmedim. Hiçbirini yapmadım. Ve onlar bugün gittiler. Ve bugün havalar yeni yeni düzelmeye başladı. Dediğim gibi pazartesi havalar bomba gibiydi. Gerçekten çok sıcaktı. Salıdan itibaren havalar bozdu. Cuma'ya kadar, yani düne kadar havalar çok kötüydü. Çok yağışlıydı. Arada bir düzeldi. Hani dışarıda oturuluyordu falan, kafelerde falan dışarıda oturduk ama onun haricinde havalar gerçekten çok kötü. Dışarıda fazla bir şey yapmadık. Dolapları düzenliyorum. Bugün çamaşır yıkadık. Havalar çok güzeldi. Bugün çamaşır yıkadık. Dışarıya astık hepsini. Ben de şimdi çamaşır katlıyorum, düzeltiyorum. Evet, şu an durumlar böyle. Birazdan dışarı çıkacağız. Hava yine bugün süper, müthiş. Evet, eşyalarımı da düzenledim. Burada aslında işim bitti. Ama belki size bizim kattan olan manzarayı da gösteririm. Ha, bir de saçımı boyattım. Rengini açtırdım. Kahverengi yaptırdım saçımı. Evet, saçlarımla son zamanlarda çok uğraştım. Ve şimdi bir de siz beni sürekli yeni takma saçsız görüyorsunuz ve diyorsunuzdur belki, aa bu kızın saçı birdenbire niye bu kadar berbat oldu? Benim saçım hep böyle kötüydü. Hep kırıktı. İşte düzelmesi lazım. Rahat takmam lazım biraz saçımı. O yüzden tatilde düzleştirmemeye çalışıyorum. Bakalım. Birazcık olsun düzelecek mi saçım? Ama şunu söylemem lazım. Burada Kuşadası'nda AVM'de Bayram Bal kuaförüne gittim. Ve saçımı gerçekten hiç kırmadan, hiç yakmadan müthiş bir şekilde açtı. Gerçekten buradan da tekrar teşekkür ederim. Manzarayı göstereyim. Manzaramız çok güzel. Hele ki yataktan. Yani odanın mobilyaları da değişecek bu arada. Onu da anlatayım, anlatmışken her şeyi. Bu odanın mobilyaları zaten vardı. Ev zaten komple döşeliydi. Alttaki mobilyaların hepsi yeni. Ama bu en üst katın mobilyaları eski. Ev sahibi zannedersem nasılsa misafir odası diye fazla özen göstermemiş buraya. O yüzden bunlar değişecek ama mobilyacıları gezdik ve bu konuyu yaza ertelemeye karar verdik. Çünkü baya pahalıymış burada mobilyalar. Arabaya oturduk. Çarşıya gideceğiz. Çarşıda yemek yiyeceğiz bugün. Burada da aç, yemeğini yiyor, uyuyacak. Saçlarımın kıvırcık hali nasıl sizce? Kötü. Ben alışamadım hala. Evet, şimdi geldik. Deniz kenarındayız. Burası çok güzel ya. Benim için
hareket bir nazar var. İsmin ne senin? Evet, biz şimdi parka geldik. Bir defa bu parkı görür de hiç yanından geçer mi? Geçmez tabii ki. Bu parkı resmen belliydi zaten artık. Ne oldu? Ay, acayip rüzgar geliyor denizden ya. Ama çok güzel. Ay, çok güzel ya. Keşke Almanya'da böyle olsa. Keşke. Bu arada çocuk parkı dediğimiz böyle oldu. Fotoğrafını çekip Almanya'daki belediyeleri gösteresin ben. Deniz kenarında olmasına rağmen çok az çocukmuş. Hazır. Geldik. Son dakika haberi. Kupaya geldik ve kupa değişmiş. İçine kupa yerine mikros açmış. Kupaya geldik. Duymuyorum. Burada Luna Park var. Karşısı da Kuşadası AVM. Burcu Hanım. Duymuyorum sizi Burcu Hanım. Şu an kendimi şeyde gibi hissediyorum. Kendimi şu an resmen LA'de gibi hissediyorum. Los Angeles gibi. Şu renklere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi Suudi iş? Pes pembe gökyüzü. Bence harika. Gerçekten harika. Evet. Hoşuna gitti. Defne'yi çeksene bir bak, annenin arabaya oturmuş. Anne? Bilmiyorum. Evet. Yatma zamanı. Değil mi Bücür? Kamerayı aşağıda unuttuğum için telefonla çekim yapıyorum. Ay, nefes nefesi kaldım. Şu merdivenler bizi mahvediyor. Alışırız elbet. Değil mi kız? Neyse biz şimdi yatıyoruz. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.